böyle bir olayla maalesef karşı karşıya kaldık. Bir şiddetli yağış akabinde gördüğümüz kadarıyla da altyapının bu yağışın deşarjıyla ilgili yetersiz kalmasından kaynaklı olarak bir anda Kapıkule'deki yolcu alanlarımızda bir su birikmesiyle karşı karşıya kaldık. Olayı haber alır almaz ilgili arkadaşlarımız, kurumlarımız buraya intikal ettiler. AFAD, itfaiye ekipleri, yine diğer kolluk birimlerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın bütün araçlarıyla özel idare olsun, DSE olsun burada olmaya çalıştık. İlk hedefimiz alanda herhangi bir can güvenliği ile ilgili bir tehdit ortaya çıkmasın istedik. Bir an evvel araçların bu saha içerisinde özellikle Türkiye'den yolcu çıkış bölgesindeki biriken araçların yolcu sahasının dışına çıkarılmasıyla ilgili özverili bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Allah'a şükürler olsun araçlarda kısmen tabii zarar gören araçlarımız oldu ama can güvenliği ile ilgili problem yaşamadan bu araçlar tahliyesini başardık. Şu an itibariyle ülkeye girişle ilgili peronlarımızda faaliyetler yavaş yavaş başladı. Onları yapıyoruz. Kısa vadede yolcu çıkış peronlarındaki su tahliyesini gerçekleştirdikten sonra önümüzdeki birkaç saatlik dönemdeki hedefimiz o. Yolcu çıkış işlemlerimizin normale dönmesini arzu ediyoruz. Tabii bu bizim açımızdan da bir ders niteliğinde bir durumla karşı karşıyayız. Altyapı ile ilgili durumun tespitini çok hızlı bir şekilde yaptıracağız. Önümüzdeki dönemde bu eksikler nelerdir onlara da bakmamız gerekiyor. Kapıkule bu formatıyla yenilenen yüzüyle yaklaşık 10 yıldır hizmette. 10 yıldır böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. Geçtiğimiz 10 gün önce benzer nitelikte bir durumla karşı karşıya kalsak da bu ölçüye hiç yaklaşmamıştı. Yani bunun altyapıyla ilgili yeni bir çalışma yapılması kanaatindeyiz. Onun tespitlerini yaptırıyoruz. İnşallah en kısa zamanda altyapıdaki eksikleri de gidererek önümüzdeki süreçte böyle durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almış olacağız. Yani burada gerekli tespitler yapıldıktan sonra zararların karşılanmasıyla ilgili olarak gerek sigorta kapsamında gerek diğer devletin ilgili kurumları kapsamında gerekli yardımlarda bulunulacak. Ama şu anda önceliğimiz bir an evvel alandaki su tahliyesinin yapılması ve yolcu giriş ve çıkış işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabildiğinin sağlanması. O durumdaki araçlarımızı sahanın dışına alıyoruz, tespitlerini yaptırıyoruz. Onlar peyderpey devam edecek işler arkadaşlar. Bir saatte olan olduğu her yer su altında kaldı. Keşke önlemini daha önce alınsaydı, burada arabalar girmezdi. Ön taraf daha da kötüydü. Yani inanılmaz bir şekilde araba koltuklara kadar su aldı. Yani çocuklar var içeride, 2 aylık bebek var. 1,5 yaşında bebek var. Panik olduk ama buna da şükür. Sonra ekipler geldi, bizi buraya kadar çektiler. Yaşadığımız afet, yani bir anda yağışla birlikte zaten su basması ve aşırı derecede ortada kaldık şu anda zaten. Sadece yolun açılmasını bekliyoruz şu anda. Çocuklar falan perişan olduk yani. Dakika içerisinde ortalık göl oldu. Çoğu arabada içerisine su basmış. Motorunu su basmış. Bayağı bir 200'e herhalde 200'e yakın araba telef oldu. Bakalım ne olacak. Orada da aşağı yukarı bayağı bir araba telef olmuş. O tarafta da arabalar arızalanmış kalmış. O yüzden de gübreyi kapatmışlar. Bilmiyoruz işte, şimdi bakıyoruz nasıl çalıştıralım bu arabayı ve de nasıl toplanacağız artık. Komple araçları içeriden dışarı burada çıkarıyorlar tekrar. Biz şimdi şaşırıyoruz, nereye gidelim biz de şimdi. Normalde dediler otelde ama oteller şimdi komple dolu.